Arkadaşlar, bu dersimizin konusu istihare. İstihare en önemli ve en zor söz sanatıdır. Kelime anlamı ödünç alma demektir. İstiharenin iki şekilde tanımını yapabiliriz. Birincisi, benzetme amacıyla bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. İkinci tanım ise, benzetmenin iki temel unsuru vardır. Benzeyen ve kendisine benzetilen. Eğer biz cümlede bu iki temel unsurdan birisini söylemezsek buna istihare adını veriyoruz. Birinci örneğimizde şairin şiirde arı, bal, petek, gül, dal ve çiçekle anlattığı sevgilidir. Benzetme amacıyla sevgili yerine bu sözcükler kullanılmıştır. Bu yüzden istihare sanatı vardır. Ayrıca az önce söylemiştik, istiharede benzetmenin iki temel unsurundan birisi söylenmezdi. Burada benzeyen sevgili, benzetilen ise sevgili arı, bal, petek, gül, dal ve çiçeğe benzetilmiştir. Benzeyen söylenmemiş, benzetilen söylenmiştir. İkinci örneğimizde mısrada anlatılan tabii ki kuzu değildir. Şair çocuğu kuzuya benzetmiş ve benzetme amacıyla çocuk yerine kuzu sözcüğünü kullanmıştır. Yine benzetmenin iki temel unsuru vardı ve istiharede bu iki temel unsurdan birisi kullanılmazdı. Benzeyen çocuktur. Benzetilen ise kuzudur. Mısrada benzeyen çocuk yok, benzetilen kuzu vardır. İstihare sanatı yapılmıştır. Arkadaşlar, az sonra söyleyeceğiz. İstiharenin çeşitleri vardır. İstihare daha çok birinci ve ikinci örnekte bahsettiğimiz gibi benzeyen söylenmez, benzetilen söylenir. Buna açık istihare diyoruz. Açık istihare şeklinde karşımıza çıkar. Bir de kapalı istihare vardır. Kapalı istihare ise tam tersi. Benzeyen söylenir, bu sefer benzetilen söylenmez. Ve biz kapalı istihareyi bulurken cümlede verilen özellikten yola çıkarak varlığın başka bir varlığa benzetildiğini anlıyoruz. Örneğin, kanatlarıyla camlara çarpıp durmasından biz hatıraların kuşa benzetildiğini anlıyoruz. Öyleyse benzeyen hatıra şiirde söylenmiş ama benzetilen kuş söylenmemiştir. Bu yüzden burada kapalı istihare vardır. Kapalı istihareyi bulurken tekrar söylüyorum. Cümlede verilen özellikten hareketle bir benzetme yapıldığını anlıyoruz. Ve kapalı istiharede benzeyen söylenir, benzetilen söylenmez. Açık istiharenin tam tersi. Arkadaşlar, az önce söylemiştik. İstiharenin çeşitleri vardı. Birincisi, en yaygın kullanılan, şiirden çok karşımıza çıkan açık istihare. Açık istihare benzetme amacıyla bir sözcüğün yerine başka bir sözcük kullanmasıdır. Diğer bir ifadeyle benzetmenin iki temel unsurundan kendisine benzetilen ile yapılan istiharedir. Benzeyen söylenmez, benzetilen söylenir. Birinci örneğimizde sabahtan uğradım ben bir fidana. İkinci örneğimizde nerede olsam ey peri gönlüm senin derken aslında mısralarda fidan ve peri ile anlatılan tabii ki fidan ve peri değildir. Sevgili fidana benzetilmiş, sevgili periye benzetilmiş. Bu yüzden benzetme amacıyla sevgili yerine fidan ve peri sözcükleri kullanılmıştır. Ayrıca benzeyen
sevgili benzetilen fidan ve peri. Gördüğünüz gibi mısralarımızda benzeyen sevgili kullanılmamış, benzetilen fidan ve peri kullanılmıştır. Bu yüzden açık istihare vardır. İkinci örneğimizde şair iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece derken, burada tabii ki iki kapılı bir handan bahsetmiyor. Dünyayı iki kapılı bir hana benzetmiş ve benzetme amacıyla dünya yerine han sözcüğünü kullanmıştır. Benzetmenin iki temel unsurundan benzeyen dünya söylenmemiş, benzetilen han söylenmiştir. Açık istihare vardır. Üçüncü örneğimizde dört mevsimin yaşandığı bir cennette yaşıyoruz derken, bu cümlede kastedilen tabii ki cennet değildir. Vatan cennete benzetilmiş ve benzetme amacıyla cümlede vatan yerine cennet kullanılmıştır. Benzeyen vatan söylenmemiş, cümlede benzetilen cennet söylenmiştir. Açık istihare vardır. Dördüncü örneğimizde yüce dağ başında siyah tül vardır derken, tabii ki cümlede siyah tülden bahsedilmiyor. Bulut siyah tüle benzetilmiş, benzetme amacıyla cümlede bulut yerine siyah tül kullanılmıştır. Benzetmenin iki temel öğesinden benzeyen bulut söylenmemiş, benzetilen siyah tül söylenmiştir. Açık istihare vardır. Beşinci örneğimizde Mehmet Akif bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor derken, tabii ki bu mısrada güneşten bahsetmiyor. Askerler güneşe benzetilmiş ve benzetme amacıyla asker yerine güneş kullanılmıştır. Benzetmenin iki temel öğesinden benzeyen asker söylenmemiş, benzetilen güneş söylenmiştir. Açık istihare vardır. Son örneğimizde gözünden döker mercan derken, burada mercan ile anlatılan gözyaşıdır. Gözyaşı mercana benzetilmiş, benzetme amacıyla gözyaşı yerine mercan kullanmıştır. Benzeyen gözyaşı söylenmemiş, benzetilen mercan söylenmiştir. Açık istihare vardır. Açık istiharede gördüğünüz gibi benzetme amacıyla bir sözcüğün yerine başka bir sözcük kullanılır ve benzetme öğelerinden benzeyen söylenmez, benzetilen söylenir. İkinci istihare çeşidi kapalı istiharedir. Kapalı istihare açık istiharenin tam tersidir. Kapalı istihare benzetmenin temel unsurlarından benzeyen ile yapılan istiharedir. Kapalı istiharede benzeyen söylenir, benzetilen söylenmez. Biz kapalı istihare olduğunu cümlede verilen bir özellikle anlarız. Örneğin, gönül her çiçekten bal almak ister cümlesinde her çiçekten bal almak ister özelliğinden gönülün arıya benzetildiğini anlıyoruz. Mısra'da benzeyen gönül söylenmiş, benzetilen arı ise söylenmemiştir. Kapalı istihare vardır. İkinci örneğimizde can kafeste durmaz uçar mısrasında uçar özelliğinden canın kuşa benzetildiğini anlıyoruz. Mısra'da benzeyen can söylenmiş, benzetilen kuş ise söylenmemiştir. Kapalı istihare vardır. Üçüncü örneğimizde ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu.
damlamak özelliğinden ayın suya benzetildiğini anlıyoruz. Mısra'da benzeyen ay söylenmiş, benzetilen su ise söylenmemiştir. Kapalı istihare vardır. Kapalı istihare'de biz verilen özelliklerden yola çıkarak bir benzetme olduğunu anlarız ve benzeyen söylenir, benzetilen söylenmez. Arkadaşlar, önemli bir notumuz var. Teşhis sanatının olduğu her yerde aynı zamanda kapalı istihare vardır. Çünkü kişileştirilen varlık aynı zamanda insana benzetilir. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor cümlesinde tekerlek kişileştirilmiştir. Anlatma özelliği insana ait bir özelliktir. Aynı zamanda anlatma özelliğinden biz tekerleğin insana benzetildiğini anlıyoruz. Benzeyen tekerlek kullanılmış cümlede, benzetilen insan kullanılmamıştır. Kapalı istihare vardır. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal derken nazlı, çehre çatmak insana ait özelliklerdir. Hilal kişileştirilmiştir. Ve nazlı, çehre çatmak özelliklerinden hilalin insana benzetildiğini anlıyoruz. Benzeyen hilal vardır, benzetilen insan yoktur. Tekrar söylüyorum, teşhis sanatının olduğu her yerde aynı zamanda kapalı istihare vardır. Üçüncü ve son istihare çeşidi temsil istiharedir. Temsil istihare, istiharenin bütün şiire yayılmasıyla oluşur. Şiir boyunca bir varlık başka bir varlığın özellikleriyle anlatılır. Türk edebiyatında temsil istiharenin üç güzel örneği vardır. Birincisi Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiiri. İkincisi Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü şiiri. Üçüncüsü ise Faruk Nafız Çanlıbel'in At şiiridir. Bu şiirde at Türk milletini temsil eder ve şiirde atın çeşitli özellikleri söylenerek Türk milleti anlatılmıştır.